Sorular varsa cevaplama yazdım. İstanbul iradesine sahip çıkmak için, milletin iradesine sahip çıkmak için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grup olarak 6 Mayıs'tan 23 Haziran'a kadar İstanbul'da seçim çalışmaları yaptık. Kırmızı bültenle aranan Kuzey Irak'ın bir köyünde daha önce rakamlar çok şey değil. Kimi rakamlara göre 80, kimi rakamlara göre daha fazla Türk askerinin infaz emrini verdiği söylenen PKK'nın kurucusu İstanbul seçimlerine 2 gün önce TRT röportaj yaptı. Ben 8 yıldan beri milletvekiliyim. TRT daha bana mikrofon uzatmış değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına kapalı olan TRT, muhalefete kapalı olan TRT, Osman Öcalan'a açık. Bunu her yerde anlatalım, her yerde anlatın. Bu mesele ciddi bir meseledir. Devlette çivinin çıktığı noktadır. Böyle devlet olmaz. Böyle devlet olmaz. Seçimden önce kırmızı bültenle aranan MIT'in, emniyetin aradığı, bulamadığı birini Kuzey Irak'ın bir köyünde TRT mikrofon uzatıp konuşuyor. Ne için? CHP'yi kötületmek, AK Parti'yi anlatmak için. İstanbul seçimlerinden 2 gün önce. Osman Öcalan meselesini de her seferinde bunların yüzüne şakır şakır vuracağız. Öyle milliyetçilikmiş, devletlikmiş, bunlar hepsi hikaye. Bir başka ülkede olsa o hükümet eğer onurluysa istifa eder. O TRT Genel Müdürü, o TRT Genel Müdürüne çıkart diyen saray bu görevi bırakır. Kim emir verdi bunu? Sanmayın ki TRT muhabiri gidip yaptı. Değerli arkadaşlar hatırlayın. Hatırlayın. PKK'larla röportaj yapan gazeteciler sadece röportaj yaptığı için terör örgütü yerinden cezaevine atıldı. Cezaevine atıldı arkadaşlar. Bakın gazeteci röportaj yaptığı için cezaevine atılıyor. TRT şuna bakın Allah aşkına. Şu görüntülere bakın. Bakın şu görüntülere bakın. TRT baştan aşağıya çökmüştür. TRT baştan aşağıya çökmüştür. Mutlaka bunun bedelini ödenmesi gerekiyor. Bu resmin bedelinin ödenmesi gerekiyor. Derhal TRT Genel Müdürü görevden almalı ve bunun sorumluları ona o emri verenler de bunun hesabını vermelidir. Siyaseten bunun hesabını vermelidir. Değerli arkadaşlar bu resmi hiç unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Bu resmi aklınızdan çıkarmayın. Bu resmi herkese anlatın. Bu resmi anlatın, size ricam o. Hepimizin ibretle izlediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup olarak, parti olarak net duruş sergilediği bir dava vardı. Ergenekon davası. Ergenekon davası değerli arkadaşlar 12 yıl sonra çöktü. Bakın şu resme bir bakın. Bu resimde ne var? Bu resimde davanın savcısı var. Davanın savcısı var ve bu kumpası kuran kadro var. Bir ülkenin genelkurmay başkanı terör örgütü lideri olarak tutuklandı. Bir ülkenin silahlı kuvvetleri terör örgütü olarak ilan edildi mahkeme kararıyla. O gün susanlara da yazıklar olsun.
O gün o davayı destekleyenler de yazıklar olsun. 2011'de milletvekili olduk. Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu gitmediği Ergenekon mahpusu kalmadı. Onların haklarını ısrarla ve inatla Türkiye'de duyurmaya çalıştık. Birileri bu davanın savcısıydı. Dönemin genel başkanı Deniz Baykal da sen savcıysan ben de avukatıyım dedi. Hakimler savcıların çoğu yurt dışına kaçtı, kimi cezaevinde. Ali Tatar'ı, Kuddis Okur'u, Kaşif Kozinoğlu'su yaklaşık 20 kişi rahmetli oldu. Eski Malatya Üniversitesi Rektörü'nün, İnan Üniversitesi Rektörü'nün oğlu, Fatih İlmoğlu'nun oğlu trafik kazasında çocuğunu toprağa verirken elleri kelepçeliydi. Dava beraatla sonuçlandı. Bütün sanıkların beraatıyla sonuçlandı. Bir başka ülkede olsa sokağa çıkamaz bunlar. Yüzleri kızarır, utanırlar. Maalesef utanma duygusu kaybetmiş bir siyasete de karşı karşıyayız. Bunun hesabı mutlaka verilmelidir. Devlet Ergenekon sanıklarından özür dilemelidir. Maalesef sadece bu davada sadece Ergenekon sanıkları kaybetmedi, Türkiye kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri yerle bir edildi. Rektörler, üniversiteler yerle bir edildi. Hatırlayın. Bu Ergenekon davasında askerler var, rektörler var, gazeteciler var. O Türkan Saylan kanserken İlhan Selçuk'un 84 yaşında bu davada konu yapanların hesabını bir gün mutlaka soracağız. Sadece beraat etmekle olmaz. Bunların her türlü hakları da iade edilmeli ve mutlaka bu insanlardan devlet özür dilemelidir.